Sinirli ot. Sinirli otun 260 türü var. Bu geniş yapraklı sinirli ot. Geniş yapraklı. Plantago major denir buna. Geniş yapraklı. Bir de sivri yapraklı olan Plantago lanceolate. Şu çiçek açar hali, çiçekleri çok çok küçük olduğu için gösterebiliyor muyuz? Göremeyiz. Herhalde o kadar küçük ki. Evet. Burada da tohumlarının şu tohuma dönmüş hali. Şöyle tohumları ufaltıp, evet, bahçenize, tarlanıza tohumlarını ektiğinizde çok kısa sürede büyük bir alanı kaplayabilir. Sinirli otun bu yaprağını ayak baş parmağındaki dolamaya sararsanız iltihabı söker alır. Parmaklar arasındaki pişiye, bunun tazesi veya kurusunu korsanız 24 saat sonra pişiyi iyileştirir ayak parmaklarında. Sinirlotla ilgili yapılan klinik araştırmalarda sinirlotun nefes yolları rahatsızlarına karşı etkili olduğu tedavi denemeleriyle ispat edilmiştir. 593 bronşit, akut bronşit rahatsızlığı olan kişi üzerinde sinirlotun yaprağından elde edilen ekstraklar ve kapsüllerle tedavi denemeleri yapılmış. Hastalar iyileşmiştir. Her türlü enfeksiyona karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Enfeksiyonları önleyici, bronşite karşı, kuru öksürüğe karşı, evet, birçok rahatsızlığa karşı çok çok etkili, mükemmel bir bitkidir. Buna yolların kralı da denir. Şurubu yapılır, içilirse küçük çocuklar için idealdir. Sinirli otun yaprağını, bu gördüğünüz yaprağını kaynatırsanız birleşimindeki etken madde aukubigenin denen en etken, antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip olan en etken madde bozulacağından etkisi azalır. Kaynatmamak gerekir. Akşamdan soğuk suya koyuyorsunuz. Sabah hafif ısıttıktan sonra içiyorsunuz. Kaynatırsanız etkisi azalır. Bu nedenle bazıları yanlış hazırlıyor, etkisini göremiyor. Biz bunun sinirli ot forte diye çok özel bir formülünü geliştirdik. Bu her türlü enfeksiyonel hastalıklarda 10 numara, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücudun direncini artırıyor. Hürmetler, saygılar.